bu yıl daha önceki düzen yaptığımız gibi geniş katılımlı kütüphane haftası programı düzenlemiyoruz. Ama istedik ki kütüphane haftasını yine de biz kutlayalım. Çünkü bizimle beraber olan gönüldaşlarımız var, dostlarımız var, kütüphane kullanıcılarımız var. En azından onlara ödül takdim edelim. Onların bir yıllık emeklerinin karşılığında, onlar bunu belki bilmiyorlar ama biz onlara bunları hissettirelim, gösterelim ve okudukları için bizimle beraber olduklarına teşekkür edelim diye bir program düzenleyelim istedik. Ve bu programımızı inşallah bugün gerçekleştireceğiz. Kütüphane haftamızın teması pandemi sürecinde kütüphaneler. Gerçekten pandemi bizi, hizmetimizi daraltan bir yaşam sürecine bizi soktu. Çünkü %25 kapasiteyle çalışıyoruz. Bir önceki yılda 40 bin üzerinde ödünç kitap verirken bu yıl 20 bine düşmüş, yani %50 bir aşağıya inişimiz var. Kullanıcı sayılarımız zaten onu daha aşağıda gösteriyoruz. Çünkü kütüphanemizi full çalıştıramıyoruz. Çalıştırdığımız takdirde bu kütüphanenin, bu kurumun, burada bir kişinin pandemi çıkması sonucu kapanmasına ve buranın okuyucular arasındaki mesafenin uzamasına gönlümüz razı olmadı. Zaten 2 ay süreyle bu kütüphane hiç okuyucu kullandırmadan, açmadan burada içeride biz kendi işlerimizi yürüttük. Bu da bizi, şunu fark ettim ki, bir kütüphaneci ve bir kütüphane okuyucusuz, kullanıcısız, kendisiyle bağlı hizmeti paylaşmayınca kütüphane olmadığını fark ettik. Biz kullanıcılarımızla beraber mutlu olduğumuzu fark ettik. O yüzden kütüphanenin açılması bizim için çok önemli, çok değerli bir şey. Pandemi sürecinde biz istedik ki okuyucularımız evlerinde kitap okumaya devam etsinler. Çünkü kitap bizim için bir arkadaştır. Çünkü kitaplarla olan hayatımız serüven içerisinde biz kahramanlarımızı şu anda günümüzde belki dizilerden, belki filmlerden çekiliyor ama biz istiyoruz ki o kitaplardaki kahramanlardan kendilerine bir kahraman edinsinler. Yüreklerinde bir değer olsun, bir sevgi olsun, bir merhamet duygusu olsun ve bu değerler esnafında büyüsün, kocaman olsun ve böylece hayatı sadece kendi penceresinden, kendi çıkar çevresinden, kendi halktan değil, insanlarla paylaşabileceği bir değerler manzumesi içerisinde yaşasın istiyoruz. O yüzden onların kitapla buluşmasının önündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Ve kütüphanemiz de bunun için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Şu anda kütüphanemizde 35 bin tane kitap var. Şu anda 2 bin tane yeni kitabımız kütüphanemize geldi. Gıcır gıcır teknik işlerin bir kısmını yürüttüklerimizi kitap servisi olarak okul hizmetine sunduk. İstedikleri takdirde orada kitapları alabilirler. Ve onları inşallah diğer kitaplarda teknik işlem bittikçe raflara çıkaracağız. Onları da yeni kitaplara buluşturmaya devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz. Gelin. Gel. Aslında şu anda sarılmak isterim ama sarılamıyorum. Gel Elif. Tebrik şöyle ediyoruz. Gel canım. Elif nasılsın? Evet. İyisin. Bak şimdi bunu sana veriyoruz, hediye ediyoruz. İnşallah daha çok bizimle buluşmaya devam edeceğiz değil mi? Okumaya devam edeceğiz. Peki. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Müdürüm, bekle. Okumaya devam edelim. 71 kitap okuyarak Hulem Bal. Hulem gel. Maşallah. Gel Hulem, şöyle alayım. Şimdi burada yani ben de arkadaşlarım var. Ünye'de bir derneğin başkanı bir arkadaşım beni bir gün aradı. Dedi ki müdür bey dedi sizden dedi kütüphane altısında dedi en çok kitap okuyan kişi sayısı en yüksek hangi kitap dedi. Kimsenin dedi baktım 117 kitap okumuş. Biz de birinci gelen arkadaşımız. Dedi ki benim kızım dedi Fatih'e gidiyor dedi. Fatih de 125 kitap okumuş dedi. Şimdi bakıyorum 170'in üzerinde kitap okumuş. Arkadaşlar hayatı kitapla sürdürmüş ve kitapla büyüyor diyebileceğimiz bir kızımızla yan yanayız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah okuduğun kitaplarda kahramanlardan yüreğinde kocaman bir kahraman rolüsü oluşur. Hep iyilik kazanır inşallah. Kötülere yer kalmasın diyoruz. Okumaya devam. Ben teşekkür ediyorum. Sana yüreğine, diline inşallah okumadan ayrılma diyoruz. Okumak demek özgürleşmek demek. Özgürleşmeye devam. İnşallah. Tamam. Hocam ben 200 falan yok. 200 mü? Rakamdan yalan söylemiyor Rasim. Evet. Şimdi Rasim bizim çok... Hayır, Rasim'den bir hafta veri yoksa ne oldu? Hocam 4 kitap verdiniz, 4'ünü de bir güne aldım, 7 kitap istedim.
Tamam. Hatim Efendi'nin kitapları okuyor. Dört kitap ve biz ağır gelmiş. O yüzden fazla ara açmışız. O yüzden ben rahatsız ve teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık Hatim'cim. Bunlar sana hediye mi? Hadi teşekkür ediyoruz Hatim. Evet, yetişkin kategorisinde de kitaplarını özenle seçen Fatih Keleş Beyefendi birinci oldu. Tebrik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, meslek hayatımda 30 yılı geçti. İki arkadaşlardan biraz rahatsızlığım var. Bunlardan bir tanesi öğretmenler. Çünkü fark ettik, memur çocuklara, öğretmen çocuklara kütüphane kitabı okumaya gelmiyorlar. Bir bu. İkincisi, imam arkadaşlarım biraz rahatsızlığım var. Çünkü bu konuyu çok işlemeleri gerekirken maalesef bu konuyu yeterince ilgilenmediklerine inanıyorum. O yüzden rahatsızlığım var. Ama biz bu zamana kadar çok bir yetişkin kutlarında ödül verdik. Ama ilk defa bir öğretmen arkadaşımız, bir idareci arkadaşımız, bir okulun içerisinde hamdem olmuş bir arkadaşımız kütüphanemizde en çok kitap okuyanlar kategorisinde bizden ödül alıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz bunun devamını öğrencilerle beraber, okulla beraber kütüphanemizde daha çok yer edinmesini bekliyoruz. Çünkü kitap okumak, her zaman söylüyorum, özgürleştirir. Çünkü siz kitap okumadığınız zaman yüreğinizdeki değerler, yüreğinizdeki sızılar, yüreğinizdeki sıkıntılar geçmez. Çünkü okuduğunuz her kitap sizi mutlaka bir yukarıya taşıyacaktır. Bugün cep telefonunuz bozulduğu zaman tamirciye götürüyorsunuz, şarjınız bittiği zaman şarja takıyorsunuz. Ama sizin yüreğinizdeki bir sıkıntı gidermek için ya size iyi bir rehber lazım, ya iyi bir kitap lazım. Eğer bu olmazsa kafanızdaki sıkıntılar, kafanızın arka kısmında çöp dağları oluşur. Çöp dağları oluşturmak için özgür olmamız gerekiyor. Özgür olmak için de bizim kitap okumaya ihtiyacımız var. O yüzden ben Fatih Bey'in huzuruna tekrar teşekkür ediyorum. Kendisini kutluyorum. Sağ olsun, var olsun diyorum. Fatih Bey, ne diyorlar eskiden? Çamsa, çoban ağzı. Buradaki arkadaşlara ilk geldiğim andan itibaren çok yardımcı oldular. Çok profesyoneller. Kitapların kapaklarından kalınlıklarına, renklerine kadar her şeyi biliyorlar. Bu anlamda ilime ve bilime hizmet eden başta Ünye Kütüphanemizin çalışanları ve müdür bey olmak üzere tüm Türkiye'deki kütüphanecilerin bu haftasını kutluyorum, onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar.